Eşiyle kavga etmişler de beni çağırıyor barıştır diye. Sen sulh hakimi misin derdim. Ama benim dediğim dayı karısıyla konuştu. Yani her şey oldu. Ayda bir kere anca. Sen istersen mi oluyor? Her ikimiz de istediğimiz zaman. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalımın altındaki balona tıklayarak İnce ablanıza abone olmayı unutmuyorsunuz. Bugünkü rumuzumuz da yine çok güzel. Ama lütfen rica ediyorum şu çaresiz rumuzunu bırakalım. Çünkü yüzlerce çaresiz rumuzlu mesaj geliyor. Onları maalesef elemek mecburiyetinde kalıyoruz. Benzerliklerinden dolayı biraz daha böyle kendinize özel ve Allah çaresizlik içinde bırakmasın kimseyi, bunu da düşünerek farklı rumuzlar göndermenizi sizlerden rica ediyoruz. Evet, bugünkü rumuzumuzun ismi fedakar. Çok fedakarlık yapmış düşündüğüm kadarıyla. Fedakar bir insan. Fedakar. Bana lazım olanı yapmayıp bunu başkasına bırakmak. Bana faydası olan bir şeyden vazgeçip bu Alo. faydayı başkası için kullanmak. Merhaba, Rumuz Fedakar'la mı görüşüyorum? İnci Yeşilyurt arıyor. Evet, benim. Peki, görüşmemiz YouTube'dan yayınlanacak. Kabul ediyor musunuz? Evet. Fedakar, çok mu fedakarsın? Evet. Evet. Ne fedakarlıklar yaptın bakalım? Bir dinleyeyim bakayım. Çok fedakarlıklar yaptım. Karşılığında da aldatmayla. Ne kadarlık evliyiz? 28, 29 sene bitecek. 29 yıl bitecek. Bayağı Evet. ömür, ömür. Evet. Peki, çocuklar da var. Evet. 29 yıl içinde ilk defa mı aldattı? Hayır. Ne kadardır aldatıyor? İlk ne, yani ne zamandan beri aldatıyor? Mesela benim fark ettiğim 15 yıllığıdır, Evet. 16-17 yıllık. Evet. Benim fark ettiğim o şekildeydi. Çocuklarım çok küçüktü. Mesela ben hani ilkin acaba dedim. Acaba hep böyle acabalarından geçti. Emin değildin yani. Emin değildim hareketlerinden, bana davranışından. Bakıyordum eski eş değil yani. Nasıl bir fark vardı? Bana karşı soğuktu. Çocuklarına önceden çok düşkündü. Bana çok düşkündü. Çok saygılıydı. Birdenbire adam değişti. Eve para getirmemeye başladı. Ne diyordu gerekçe? Gerekçesi para alamıyorum. Çalıştığım yerden para alamıyorum. Ha. Öyle diyordu. Sana karşı soğuk olmaya başladı. Çocuklara karşı ilgisiz olmaya başladı. Evet. Üstüne başına bakmaya mı başladı bir de? Evet, kendi mesela önceden çocuklar küçükken böyle saçları çok sert ve dikidi. Saçlarım yatmıyor derdi. Saçlarım işte şöyle böyle. Ben de derdim ki önceden iyiyken jöle al sür derdim. Evet. Ama aman derdi, üşeniyorum, onunla kim uğraşacak derdi. İlk başlarda hani iyiydi, iyiyken böyle dedi. Ha. Sonradan baktım ki jöle almaya başladı. Ne bileyim ben işte kılık kıyafet. Hem eve para yok ama kendine kılık Ha. kıyafet var. Evet. Ha. Ondan sonra şüphelenmeye başladın sen. Sonra takibe mi başladın? Ne oldu? Anladın. Takibe de başlamadım. Mesela şüpheleniyordum, konuşuyordum. Bak sen çok değiştin diyordum. Heh. Yok, sana öyle geliyor. Sen paranoyaksın. Sen şüphecisin. Bunlar zaten en iyi uzman oluyorlar. Sen paranoyaksın, akıl hastasın, şusun, busun, kıskançsın. Hemen de teşhisi koyuyorlar. Maşallah. Evet, Ha, evet. evet. Ben de diyordum ki ya hani o isimle hitap ediyordum. Ben niye önceden paranoyak değildim? Niye şüpheci değildim? Değil Bundan mi? işte 16-17 yıl önce, daha gençliğimizde. Evet. Niye ben o zaman sana böyle bir şey demiyordum? Yok. Sen şüphecisin, sen şusun, sen busun. Çocuklarım küçüktü. Hele elimde de bir delil olmadığı için bir Evet. yere çıkamıyorsun. Sonra Telefonlar o elinde zaman delil olan nasıl oldu?
sonradan bundan 2 sene önce konuştuğu kadın da kendi akrabası. Kendi nesi? Kendinin akrabası. Ha, kocanın akrabası. Evet, onun kendinin birinci dereceden akrabası. Nasıl birinci dereceden akrabası? Çok çok yakın yani. Şimdi nesi oluyor yani birinci derece akraba derken? Anneden tarafı akraba yani. Hayır, bu kadar açıklayayım. Hayır hayır, anneden tarafı, ismini falan vermiyoruz, Rumuz olarak konuşuyorsun zaten. Anneden tarafı akraba dediğin teyze çocuğu mu? Dayı karısı. Dayısının karısı. Tamam. Evet. Anladım. Peki onunla konuştuğunu veya onunla seni aldattığını nereden anladın, öğrendin? Mesela ilk başlarda şüphelendiğimde, o zaman onlarla yakın oturuyorduk. Mesela atıyorum, birisi çaldırır kapatırdı telefonu özel numaradan. Şu antenli telefonlar yeni çıktığında. Birisi özel numaradan birisi çaldırır kapatırdı. O kim derdim. İşte onu derdi. Eşiyle kavga etmişler de beni çağırıyor barıştır deyin. Sen sulh hakimi misin derdim. İyi cevap. Evet. Sen sulh hakimi misin derdim. Yoksa onun annesi babası mısın? Aynı yaştayız bir de. Aynı yaşadık derdim. Herkes evinin içinde kavga eder. 2 gün küstürür. 3. günü barışır derdim. Ondan sonra öyle böyle. Yani ondan sürekli işte o çaldırıp kapatmalardan telefonun. O dayısının karısıyla sürekli güya evlerinde problem var. Bu da o problemi çözmeye giden memur. Evet. Öyle böyle. Ondan sonra bu sefer görümceme falan anlattım. Gitmişler, konuşmuşlar. O ben de alim de işte onların altta bir komşu var o. Nasıl yani? O bayan öyle demiş. Ben değilim demiş. Bizim altta bir komşu var da onunla konuşuyor demiş. O nereden biliyormuş? Ben ne bileyim. Allah Allah. O nereden? Yanlarında mıymış? Nereden biliyormuş? Ya da o komşu gelip onun telefonundan mı arıyormuş? Ne olmuş yani? Ondan sonra ben de dedim ki madem öyleyse dedim. O yaptı onların arasını dedim. Çünkü onun komşusu. Sonra? Öyle böyle 15 sene sürdü. O bayan dediler. Ben de önceden öyle inandım. Evet. O bayan değil. Evet. Ondan sonra bundan 2 sene önce gene şüpheleniyordum. Ama benim bu arada okuma yazmam da yok yani. Anladım. 52 yaşındayım. Evet. Ondan sonra aynı yaşadık eşimle de. Benim okumam yazmam da yok. Telefon elime de alsam hani bilmiyorum da. Çocuklarım da küçük, daha liseye gidiyor. Ondan sonra çocuklar büyüsün, şu olsun, bu olsun derken bayağı bu geçti. Gerçekten de o bayanına konuştu mu konuşmadı mı bilmiyorum. Babalık günahı onların boynuna. Ama benim dediğim dayı karısıyla konuştu. Yani her şey oldu. Bundan 2 yıl önce ne oldu? İşte o dayı karısının kendi oğlu bunların telefonunu ne yaptı ne ettiyse annesinin telefonuyla kurcalamış. Bunların konuşma kaydını kayıt altına almış. Sonra o kaydı sana mı yolladılar? Benim oğluma gönderdi o bayanın oğlu. Sen de oradan öğrendin. Evet, ondan sonra bu işte Kurban Bayramı'ydı. Bu kavga, gürültü, o bayanın çocukları da gelmiş kapının önünde bununla bizim binanın önünde kavga etmişler. Ondan sonra biz son anda gördük. O kim diyorum demiyor, söylemiyor. Benim çocuğum da o zaman işten nöbetten geldi, uyuyordu. Ondan sonra kalktılar işte ne oldu bilmiyorum, karakola falan gitmişler. Bayağı güya o çocuklardan şikayetçi olacak. Ondan sonra benim oğlumda ne vardı, ne oldu diye sorarken yok bir şey. Ondan sonra da o bayanın oğlu bunların ses kaydını canımla ciddimle öpüyorum işte falan fişman diye konuştuğunu atınca oğlum da onu karakolda koyuyor geliyor gelmeye diyor. Eve geldi mi? Yok gelemedi. Gelemedi. Bir sene 7 ay bunu eve almadık. Sonra ne oldu? Sonra gittim dilekçe verdim, ayrılacaktım. Ne olduysa geri barıştık. Ne oldu da barıştınız?
zaten hep istiyordu, geri barışmak istiyordu. İşte bir daha yapmayacağım. Abi, o bir yıl yedi işte, ay boyunca kimin yanında kaldı? Annesinin yanında kaldı. Hmm, ondandır. Annesi geldi, gitti, işte bir de bizler eski insanlar işte. Hmm. Benim annem de bayağı yaşlı, işte ne bileyim, hani büyükleri bilirsin. Peki barıştınız, her şey düzeldi mi? Asla. Hmm. Yani barışmanın bir faydası olacak ki barışılacak, değil mi yavrum? Evet. Hmm. Çocuklar ne diyor bu işe? Barıştık neyse, hani bilmiyorum yani. Bana mı öyle geliyor, öyle gördüğüm için çalışıyor, para alamıyor. Çalışıyor, para alamıyor. Hala mı? Evet. E çalışmasın o zaman, para almadığı yerde niye çalışıyormuş? Ha, geçen sene mesela işler yoktu bu şeyden, pandemiden dolayı. Evet. Ay, geçen sene hiç çalışmadı, hiç kimse ne ben ona bir şey dedi, ne o bana, ne çocuk, ne çocuklarım. Ha, bu arada iki tane evimiz var ama kendimiz kirada oturuyoruz. Onların kiralarıyla mı kirada oturuyorsunuz? Evet, birini kiranın birini kiraya veriyor, birine de liseye giden çocuğum var. Onlar onun ihtiyaçlarını karşılıyor, idare ediyor yani. Anladım. Ondan sonra geçen sene hiç ses oluyordu, çalışmadı. Evet, kimse bir şey diyemez. E, ama bu sene yaz boyu çalıştı. Başka yerlerden mesela kurban kestik, kendi çalıştığına dokanmadı. Başka yerlerden para geldi. Ne bileyim, emeklilik raniyesi aldı. Kira da vermiyor. Peki şu anki probleminiz bu mu sadece? Para vermiyor. İşte hep böyle olduğu için bu diyorum ben. Ha. Acaba gene mi var diye düşünüyorum. Aha. Mesela telefonda aşırı çok telefonda vakit geçiriyor. Belki oyun oynuyordur. Oyun oynuyor, evet. Okey oynuyor, onu biliyor. Peki. Sürekli. Okey oynuyor. Sürekli okey oynuyor. Peki. Mesela geçen salı günü birisiyle çalışıyor. Senle arası nasıl? Ya benle arası, konuşmamız iyi. Oturup sohbet etmemiz iyi. Memnunsun yani ondan? O şekilde, evet. Yatak biraz odasından hani, da memnun musun? Ayda bir kere anca. Sen istersen mi oluyor? Her ikimiz de istediğimiz zaman. Hı. Ayda bir kere anca dediğine göre az geliyor sanki. Az yanaşıyor sana. Ne bileyim artık, bilmiyorum ki, bende de mi kaynaklanıyor? Hayır canım, o yanaştığında sen reddetmiyorsan. Evet. Evet, onu reddetmem yani. Ondan yana reddetmem o istediği zaman. Reddetmediğine göre o az yanaşıyor. Sende bir problem yok. Onu söylüyorum yavrum. Evet. Ha, onu söylüyorum. Peki. Ha, o istedi. Hı. Sen o istedi. Ha, o istediği zaman oluyor yani. Evet. Anladım yavrum. Peki bana neyi sormak istiyorsun? Ben mesela bir de geçen hafta tam salı günüydü. Birisiyle beraber çalışıyor, işe gitti. Hı. Bir kişiyi beraber aynı yerde çalıştığın kişiyi 6 kere arayabilir misin? Aynı yerde çalışıyor. E bir şey soracaksa bir iş için aranır. 15 kere de aranır ama. Aynı yerde çalışıyorlar evet, ama. Evet yani bizde de şirketlerde de öyledir. Aynı yerde çalıştığın kişiyi 20 kere de arayabilirsin. Bir iş vardır, bir şey yapıyorsundur, ararsın. Bunda bir şey yok. Onu, ama ne iş yapıyor tabii, o da önemli. İnşaat. İnşaat yani, olabilir yani. Aynı iş yerinde çalıştığın kişiyi arayabilirsin. Ne kadar ya yani, bu işle alakalı bir şeyi 20 kere de ararsın. Bunda bir problem yok, göremedim yani şu anda. Hemen kötü niyetli de bakmak istemiyorum. İşte ben de bazen acaba bende mi problem diyor. Tamam, o zaman ben şimdi hayatınla ilgili ne yapacağını, önerileri getireceğim. Öpüyorum yanaklarından fedakarcım seni, ama fedakarlığı biraz azaltalım. Evet, fedakarı dinlediniz. Fedakarın 29 yıllık bir evliliği var. 15 yıllık evlilikten 15 yılını doldurunca ilk şüphelenmeye başlıyor. Eşi o güne kadarki ilgisini azaltıyor, çocuklara ilgisini azaltıyor. Çalıştığı halde eve para vermiyor, para alamadım diyor. Kendi öz bakımı vesairesi daha da değişmeye başlıyor, özenmeye başlıyor. Ve o günlerdeki şüphe sadece şüphe olarak kalıyor. Ama 2 yıl öncesinde eşinin dayısının karısıyla konuşmalarını, mesajlaşmalarını, yazışmalarını kadının oğlu yakalıyor ve
fedakarın oğluna gönderiyor. Orada da zaten ip kopuyor ve evden gönderiyorlar. Bir yıl 7 ay boyunca ayrı yaşıyor. Boşanma davası açılıyor. Ama fedakar diyor ki zaten benimle barışmak istiyordu. Annesi geliyordu, gidiyordu. Ve biz barıştık diyor. Şu anki durumda da yine adam eve para vermiyor. Çalışıyor ama para alamadım diyor. Ve ne yapacağını da merak ediyor. Birincisi olarak şunu söyleyeyim fedakar sana. Para konusunda, yani eğer çalışıyorsa, o paranın evin ihtiyaçları için gelmesi konusunda tavizkar olmamanı öneriyorum sana. Ve diyeceksin ki eğer para yoksa orada da çalışmayacaksın, kendine başka iş bulacaksın. Bulamadığın takdirde de bu evin geçimliği sana ait olduğu için, ben çalışmadığım için, ben senin çamaşırını yıkadığım için, yemek yaptığım için, ben bu görevi üstlendiğim için, eve bakma görevi senin olduğu için bir şekilde parayı eve getirmen gerekiyor diye o konuda taviz vermeyeceksin. İkincisi, evet, bir iş yerinde bir başka kişiyle 6 kere de 16 kere de telefonlaşabilirsiniz. Burada hemen kötü niyetli bakmamak gerekiyor. Ama eve para vermemesi beni rahatsız etti. Ayda bir kere cinsellik olması olabilir. Ama sen daha çok talep ediyorsan, daha çok istiyorsan eşinle bu konuyu da konuşman gerekiyor. Yani karşılıklı olarak ihtiyaçlarınızı konuşmanız gerekiyor. Anladığım kadarıyla yalnız eşinle sohbetten memnunsun. Onunla bir arada olmaktan memnunsun. Bu memnuniyetin inşallah eşinin de tamamen sadık kalmasıyla devam eder. Lütfen o dayının karısını da hayatınızdan tamamen çıkarın. Ne bayram dinleyin, ne seyran dinleyin. Kesinlikle iletişim kurmayın derim. Bugünlük videomuz bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Aman kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.